inanmak daha istemiyorum ama. Kim olabilir ki? Galip, Ahmet, ben, sen, Farah, bir de Sultan. Kim? Araştır Mustafa ve mutlaka bul. Aynı bul. Zozan en son sizin evde çorba içti ve sonra zehirlendi. Köpek nerede lan? Merhum olmuş. Sağlıklıydı ya hayvan, niye öldü? Dadı Hanım'ın ona verdiği çorbayı hüplettikten sonra merhum olmuş. Çorba çok lezzetli olmuş, hanginiz yaptı? Dadım yaptı. Ne oluyor? Konuşacaklarımız var. Semiha Hanım. Şehzadem, seni götürmeye geldik. Yapma hanımefendi, gebertirim. Abla. Teyze, atın silahları. Atın! Çok! Çok! Çerkezim! Buyur abi. Sen bekardın değil mi? Bekarım abi. Allah günah yazmasın, bundan da bir şey olmaz ki. Ne yapıyorsunuz? Öldürmeyin onu. Beni öldürmeyin. Ben sultan değilim. Öyle bir şey yok. Ben tahta çıkmak istemiyorum. Ben tahta çıkmak istemiyorum. Ben kan istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ulan bu haldeki bir adama tahta geçirmeye çalışıyorsunuz. Utanmıyor musunuz lan? Ya Mustafa, ne olur Allah rızası için ben sana ne yaptım? Ne Mustafa yapayım? Anlat, ne oluyor? Amirim, gözlerine canavar misali alev saçıyor. Hayırdır, tadımı nereye götürüyorsunuz? Seninle sonra hesaplaşacağız. Ekrem efendi, vallahi billahi ben bir şey yapmadım. Leyla kızım, sen bir şey söyle. Biliyorum dadı Mustafa. Amirim, bana dokunmayın. Ne yapacaksınız bana yapın. Kim öldürdü seni? Mustafa, bak Allah rızası için ben sana ne yaptım? Düşünme dadı. Ya Mustafa, vallahi billahi bilmiyorum bir şey. Yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Gün bizim değil, senin hesap verme günün. Kadı efendi. Bu ne cüret?
Kimsiniz siz? İslam şeriatının temsilcisi, hünkâr mührünü taşıyan benim gibi bir adama bu zulmü yapanlar cehennemde hesap verecek. Sus lan! Rüşvetli şerefsiz! Utanmadan konuşuyor bir de! Ahmet. Tamam. Mustafa gelene kadar burada bekle. Bak Galip, bizi namahrem gördü, peçesini açmıyor. Hadi namahrem. Çırağan Sarayı'ndan 5 amatörle şehzadeyi kaçırmaya kalkmak olacak iş değildi. Kapa çeneni Miloş, kapa çeneni. Ben susarım da başarısızlık çok gevezedir. O susmaz. Senin beceriksiz adamların yüzünden... Kimseyi suçlama Akbar. Sana söylemiştim. Burası Osmanlı. Burada işler Amerika'da olduğu gibi yürümez diye. Artık çağ değişti Miloş. Şu ihtiyar kafana bunu soksan iyi edersin. Tüm dünyada hedeflerimiz aynı. Her coğrafyada işlerimiz aynı şekilde yürüyecek. Ama senin beceriksiz adamların yüzünden bu ne mümkün? Şşş, Akbar! Sakın sesini yükseltme. Seni ikaz ettim. Planın yanlıştı. Demek öyle. Şehzadeyi kaçırmaya gidenler yüzünü gördü. Toplantının yapılacağı yeri de biliyorlar. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Akbar? Hedefimiz için gerekeni Miloş. Amacın beni ve İstanbul Teşkilatı'nı yakmaksa eğer seni uyarıyorum. Yakmak. Ne istiyorsun be? Galibim, aslanım. Sen niye bekarsın biliyor musun Galibim? Çünkü çok sertsin. Bak böyle bir hanımefendi var karşında Galip. Biraz nezaket, biraz. Osmanlı düşmanları, bu yaptığınızın hesabını vereceksiniz. Biz ne yaptıksa Osmanlı için yaptık, hürriyet için yaptık. Evet, Galibim. Bu memlekette Osmanlı'yı kurtardığını zanneden bunlar gibi ne kadar salak var biliyor musun kardeşim? Aynen öyle amirim. Osmanlı'yı kurtarıyoruz diye alçağın değirmenine su taşırlar, haberleri yok. Çerkezim, ne yapalım bunları biliyor musun? Kemik kıran Cabbar'ı çağıralım amirim. Evet. Evet. Aynen Galibim. Aynen aslanım. Hepiniz tek tek konuşacaksınız. Sandalan, Beçeli, namahrem. Konuşacaksın. Ben yıllarca eşkıyalık yaptım. Suçluyu değil gözünden, gölgesinden tanırım. Hay Allah'ım, ne yapacağım şimdi ben? Benim melek kanatlı. Suçlu olamaz. 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 Bekri, Mustafa dadımı nereye götürdü? Mustafa amirim, büyük adam. Lakin büyük adamlar da yanlış yapar. Eksik yapar. Benim prensesim yanlış yapmaz. Bekri. Bekri, Mustafa dadımı nereye götürdü? Mustafa onu nereye götürdü? Mustafa! Ya, ya, yalvarırım oğlum. Ne? Oğlum ne olursun. Karşı tarafa haberlerin nasıl uçtuğu belli oldu. Oğlum, vampirli kim ben ki? Mustafa Allah rızası için. Ne diyorsun sen Mustafa'm? Bakma öyle, anlatacağım. Ya
Ya Mustafa, Allah rızası için yapma, ne olur oğlum. Yürü! Hay Allah'ım, yarabbim! Korkarım, ne yaptığını kendin de bilmiyorsun. Yakalananlar konuşursa, ilk ele verecekleri kişilerden birisi de sensin. Ele vermek mi? Beni birileri çoktan ele verdi bile Miloş. Bıçak Ali. Ziyaretime geldi. Kimi aradığını biliyorum Bıçak Ali. Aradığın adam Edmund Sultan. Şu anda İstanbul'da. Bağır! Hamsi. Palamut. Lüfer. Hamsi, Palamut, Lüfer. Galip. Ben üç tane mi balık ismi biliyorum kardeşim? Yok amirim, aklına gelmiyordur şimdi. Evet. Hamsi, palamut, lüfer, ıskumru. Iskumru. Galip, bunun adı neydi? İstavrit amirim. İstavrit. İstavridis. Ben ne diyorum lan? İstavrit. Bak gördün mü Galip? Bizim söylediğimizi beğenmiyor. İngiliz konsolosluğunda baş tercüman bu Galip. Osmanlı tebaası 1836, Hicri 1251. Teselliye şehrinde doğmuş. 5 yıl İngiltere'de kalmış. Seni orada mı devşirdiler yoksa çocukken mi lan? Kimse beni devşirmedi. O zaman şöyle soralım. Ulan Mustafa müşteri ne güzel yapıyordu arkadaş. Ama Galip'im de yapar. Galip, nasıl soralım? Şehzade Murat'ı kaçırma emrini size kim verdi? Evet! Kimse emir vermedi bize. Bu eylemi Osmanlı'nın bekası için gönülden yaptık. Bravo. Görüyor musun? Osmanlı sevdalısı. Bravo. Galip, Osmanlı için yapmışlar. Biz bunu ne yapalım kardeşim? Amirim, bunu atalım Cabbar'ın önüne. Bunun kılçıklarını tek tek ayıklasın. Evet! Yes. Bak, dinle. Dinle. Bak, dinle. Dinle. Ne kadar beyefendi bir insan. Beni ele verenin kim olduğunu biliyorum ama meselemiz şu an bu değil. Şu anki meselemiz Süreyya ile olan kişisel hesabın da değil Akbar. Sen ne demeye çalışıyorsun? Süreyya'ya dokunma. Kişisel hesabını bu işe karıştırma. Ali'yi yaralı bir aslana çevirme. Senin Leyla ile olan kişisel ilişkin gibi bir mesele bu Miloş. Ne oldu Leyla? Çember daralıyor. Ne oldu? Mustafa dadıyı muhbir diye yakaladı. Dadının bu konuyla ilgisi olmadığı her geç ortaya çıkacaktır. Kadı aşağıda. Güzel. Sen ne yaptın? Gerekeni yaptım. Yani? Dadıyı gözaltına aldım. Dadıyı mı?
Niye ki? Çünkü tadının köstebek olduğunu düşünüyor. Mustafa sen kör mü oldun? Zavallı dadının ne alakası var bu işlerle? Leyla'yla. Duygularına karar verme. Ayrıca ne ima etmeye çalıştığını anlasana bir. Hepimiz seni suçlu zannediyorduk, öyle değil mi? Senin suçsuz olduğunu, çocukken kaçırıldığını gelip bize kim söyledi? Leyla. Yaralandın, seni ameliyat edip kim iyileştirdi? Leyla. Şuurun kapandı. Seninle bütün zindan hayatım boyunca kim ilgilendi? Leyla. Gidip şu şerefsizi sorgulamam gerek. Allah'ım. Bizimle niye konuşmuyor? He? Galip, bu bizimle niye konuşmuyor? Küsmüş olabilir amir. Gerçekten mi? Küstün mü lan bize? He? Güzel. Âlâ. Enteresan. Galip. Enteresan amirim. Cabbar. Cabbar. Bunun gözleri bize lazım değil. Gözlerinden başla. Galip, ben bakamayacağım, sen bana anlat. Yapmayın Ali Sağaf, yapmayın, yapmayın. Tamam. Yemin ederim, ben bile her şeyi anlatırım. Konuşacağım. Konuş. Selamünaleyküm Kadı Efendi. Aleyküm selam. Şimdi bak, bana öyle namuslu adam numaralarını bırakacaksın. Tamam mı? Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Biz. Neden kaçırdınız beni? Biz alelacele muhakeme edip zanı hükmettirdiğiniz Çerkez Hasan'ın bu dünyaya gönderdiği adalet fedaileriyiz. Senin gönderdiğin kadı Çerkez'i idam etti. En az sen de onun kadar suçlusun. Çerkez Hasan paşa katili bir... Çerkez Hasan paşa katili değil. Paşa katili değil. Çerkez Hasan darbeci celladıydı. Tıpkı benim gibi. Benimle böyle konuşamazsın. Ben... Sen... Osmanlı'nın ve İslam adaletinin bugüne kadar gördüğü en şerefsiz rüşvetçi alçaksın. Suizan ediyorsun. Suizan. Sen bizi salak mı zannettin Kadı Efendi? İspatı olmayan iddia sahibinindir. İspatı olmayan iddia sahibinindir. Ulan 120 bin altın çıktı evinden. Tapuların hepsi gasp, rüşvet. Mal varlığın padişahın hastasını geçti. İtirin! Ne yapacaksınız bana? Ne mi yapacağım sana? Konuşmazsan öldüreceğim seni. Ne istiyorsun? Bu milleti yıkmak için ne kadar dalavere çevirdiyseniz anlatacaksın. Yoksa beynini dağıtırım senin. Çerkezim, ben bile bir ara acaba dedim yani. Ulan Cabbar. Ya amiyim, amiyi bir dinle. Bak, o kadar yıllık yoygancı ustasıyım.
Bu kadar çabuk dikiş tutanını görmedim. Bu nasıl bir anlam? Hadi ben gideyim haydi. Dur, daha işimiz var. Dur, bekle. Amim, pazaya çıkacağım diye hanımdan Zayzo yüzün aldım. Galip abi geldi, pazayı da buldu beni. 15 dakika işimiz var. Hemen gel. 2 saattir buradayız abi. Hanım evde bekler. Çok yani kaynana evde. Ben hemen gideyim abi. Hadi Allah'a emanet, hadi. Galibim, bak bunu görenin aklı gider. Bu da hanımından korkuyor. Ama sen benim hanımı gördün mü abi hiç? Galip abi sen söyle. Vallahi haklı amirim. Bence salalım gitsin. Abi. Yenge bunun bacaklarını kırıverir vallahi. Ama sana bir şey söyleyeyim mi Cabbar? Güzel temaşa yaptın lan. Oh! Enteresan! Neyse abiler. Hadi Allah'a emanet abiler. Git hadi lan git. Senin suçsuz olduğunu biliyorum. Biliyor musun? Sen biliyorsun. Lakin aylarca baktığım, üstünü başını yıkadığım, en sevdiği yemekleri yaptığım, oğlum yerine koyduğum adam bilmiyor. O beni muhbir sanıyor. Bu ne iş? Çünkü seni suçlamazsa geriye bir tek Leyla kalıyor. Leyla mı? Delirdiniz mi siz? O deli gibi aşık Mustafa'ya. Onun için canını bile verir. Konu Mustafa değil. Sen ne zamandır Leyla'yı tanıyorsun dedi. 9 yaşından beri. Leyla'nın babası kim? Neden soruyorsun? Masumiyetini ispatlamak istiyorsan sorularıma cevap ver dedi. Leyla'nın babası kim? Rahmetli eski paşalardan Mısırlı Ekrem Paşa. Mısırlı Ekrem Paşa. Sen bu Mısırlı Ekrem Paşa'yı tanıyabildin mi? Yok, ben hiç tanımadım. Leyla bana geldiğinde hem öksüzdü hem yetimdi. Mısırlı. Kenan Miloş da Mısırlı eğitim görmüştü. Bugün de aynı konuyu işliyoruz efendim Miloş. Vatan haini katiller, cellatlar, suçsuz günahsız 3 pehlivanı hunharca öldürdüler. Güzel. Başlığın altına şunu da koy Server. Katillerin yeni padişahın kurduğu gizli teşkilatın mensupları olduğunu iddia edenler var. Emredersiniz efendim Miloş. Feriha Hanım ne yapıyor Server? Gazetesini kurmaya çalışıyor. Yazar olarak keşfettiğin kadın pek istidatlı çıktı Server. Bu işin içinde istidattan daha fazlası var. Padişah Feriha Hanım'a gazete kurdurarak fevkalade isabetli bir hamle yapıyor Server. Bence siz böyle bir şeye asla izin vermezdiniz. Konu fikir olduğunda baskı ve şiddet hiçbir şeyi çözmez Server. Yapılması gereken fikri yok etmek değil, yolundan saptırmaktır. Aklınızda ne var efendim Miloş? Namık Kemal ve Ziya Bey'i tanıyorsun değil mi? Osmanlı'nın en tanınmış muhalif münevverleri. Onları kim tanımaz? Padişah'ın mabeyin katipleri oldular. İkisini Feriha Hanım'ın gazetesinde yazar olmaya teşvik edeceğiz. Efendim, zekanıza hayran olmamak mümkün değil. Lakin dikkatli ol Server. İkisi de fevkalade vatansever insanlardır. Sizin her zaman söylediğiniz gibi efendim Miloş, vatan ve özellikle hürriyet sevdasıyla sarhoş olmuş hiç kimseyi ayıltmak bize düşmez. Server, beni kaç yıldır tanıyorsun? Kendimi bildim bileli efendim Miloş. Siz benim babam sayılırsınız. Evet. Elimde büyüdün. Ölen oğlumun yerine seni koydum. Sevginden ve sadakatinden şüphe etmem. Sağ olunuz efendim.
Şimdi beni iyi dinle. Can sıkıcı şeyler oluyor. Akbar. Efendi Akbar Sever, sana emir verdiğimde ya da başıma bir şey geldiğinde bu fotoğrafı her melanetin altındaki halk düşmanı diye tüm matbaada servis edeceksin. Adı Edmund Sultan. Namı diğer Akbar Eyyam. Bekir'e, Mustafa dadımı nereye götürdü? Bilmiyorum. Allah bilir. Yalan söyleme Bekir'e. Yalan söyleme. Bekir'e, sen dadımı seviyor musun? Onun suçsuz olduğuna inanıyor musun? Bekir, dadımı kurtarmak ister misin? İstiyorum tabii. Gerizekalı mıyım ben? O zaman söyle, dadım nerede? Söylersem, Mustafa amirim beni kabak gibi oyar. Öğrenemez Bekir. Ölsem söylemem. Yahu Leyla yenge, adamın kafası zehir gibi çalışıyor. Tahmin eder o. O zaman tercihini yap Bekir'e. Seviyorum ulan seni dadı. Seviyorum be. Hayırlı günler. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Mısırlı Ekrem Paşa'nın kızıyım. Babamla ilgili kayıtlara bakmak istiyorum. Onunla Fevzi Bey ilgileniyor. Buyurun. Teşekkür ederim. Fevzi Bey. Evet, bu... Buyurun. Hayırlı günler. Ben Tabibe Leyla. Babam Mısırlı Ekrem Paşa hakkında kayıtlara bakmak istiyorum. Peki Leyla Hanım. Tabibesiniz ha? Maşallah. Allah bağışlasın. Ekrem Paşa kötüydü değil mi? Hemen bakıyorum. Aa. Allah Allah. Ekrem Paşa'nın kötüyü olduğu sayfa kopartılmış. Allah Allah. Hiçbir bilgi yok mu? Yok, bütün sayfa kopartılmış. Bunlar. Ne istiyorsan yazdım işte. Çakal. Seni çakal seni. Yanlış liste verip masum insanları kırdırtacaksın bana. Öyle mi? Ne kadar ayıp. Bunun hesabını vereceksin Mustafa. Benden hesap sormaya çalışan kaç kişi oldu biliyor musun Kadı Efendi? Ne var? Ne istiyorsun?
kirli izbe bir yerde senin yüzünden o zavallı kadın tir tir titriyor. Vicdanın rahat mı? Ne demek istiyorsun? Muhbir sensin Leyla. Ne zırvalıyorsun sen? Çorbaya zehri senin koyduğunu biliyorum. Zozan'ı sen zehirledin. Ve o çorbadan ben içseydim ben de zehirlenecektim. Farah! Ben seni öldürmek isteseydim... Ama ben senin bunu niye yaptığını çok iyi biliyorum. Aklın sıra beni içeri atıp kocamı elde edeceksin. Bizden uzak dur! Kimsin sen Leyla? Ben kim miyim? Farah, herkes seni katil diye suçlarken... seni savunan, kollayan, tedavi eden, şuuruna kim olduğunu sokan insanım ben. Sen ölümün pençesindeyken seni ameliyat edip Azrail'in elinden kurtaran kişiyim ben. Farah, ben... Yalan söylemeyi kes, sen kimsin Leyla? Bana iki can borcun var. Karşılığında sen ne yaptın? Hocamı elimden almaya kalktın. Baban. Babam dediğin Mısırlı Ekrem Paşa'nın geçmişi neden kayıp? Babamın? Seni çok iyi tanıyorum Leyla. Senin gibi bir sürü çocuk tanıdım. Daha küçücükken onların ellerine düşüp muhbir olarak yetiştirdim. Önemli pozisyonlara yerleştirilen bir sürü çocuk tanıdım. Beni kandıramazsın. Farah, sen beni kendinle karıştırıyorsun. Katil olan, casus olan sensin. Ben tabibeyim. Göreceğiz. Göreceğiz. Şehzade Murad'ı kaçırmaya çalışanlardan biri mason. Diğeri İngiliz elçilikteki Rum tercüman. Adam Osmanlı tebaası ama maaşını İngilizlerden alıyor. Diğer ikisi de devlet memuru. Konuştular mı? Konuşturduk sultanım. Bu mason, Osmanlı'yı kurtardığını zanneden... affınıza sığınarak söylüyorum sultanım. Tam bir ahmak. Bu İstavridis'te yanındakiler de... Yüce Meclis'e çalışan melunlar. Elimizdeki dişe dokunur bilgi şu. Bu tertibi yöneten kişi Kenan Miloş değil. Akbar Eyyam. Yakalananlar konuşursa... ilk ele verecekleri kişilerden birisi de sensin. Akbar Eyyam, Miloş'un da üstündeymiş sultanım. Ve yaşattığımız onca bozgundan sonra İstanbul'u ziyarete gelmiş. Bu Akbar Eyyam denilen şahıs bir oyun oynuyor. Yüklenseydim şehzadeyi kaçırırdım. Lakin gözdağı vermek istiyorum diyor sanki. Bunu yapmaktaki maksadı ne? Bilmiyorum. Sence de bu işin içinde bir akıl karıştırıcı bir şey yok mu? Var. Akbar Eyyam gibi birinin yüzünü bu acemilere göstermesi. Canları epey yanmış olsa gerek. Akbar'ın yaptıklarını anlamak mümkün değil. Hepimizi ateşe atıyor. Neden böyle yapıyor efendimiz? Epeydir Amerika'daydı. Yeni dünya onu sarhoş etmiş. Kendince Osmanlı'nın artık hiçbir önemi olmadığını düşünüyor. Öyle mi peki? Burası İstanbul ejder. İstanbul bin yıldır dünyanın kalbi. Akbar ve onun gibi adamların anlamadığı şey şu. Türkleri küçümsemek yapılabilecek en büyük ahmaklıktır. Onlar bin yıldır
Asya ve Avrupa'nın kaderini belirlediler. Şimdi biraz gerilediklerine bakarak aldanmamak lazım. Siz en iyisini bilirsiniz Yüce Efendi. Peki şimdi ne yapmamız gerekir? Sana güvenebilir miyim Ejder? Bundan hiç şüpheniz olmasın. Efendim. Güzel. Güzel. Efendi Cemil, ben kestirmeden gitmeyi severim. O yüzden doğrudan soracağım. Miloş mu, ben mi? Anlamadım. Cemil. Numara yapmayı bırak. Miloş seni Boris Aras denilen o köylüye ayak işlerini yapmak için yıllarca mahkum etmiş. Güya kendini o zeki zanneden budalaya mahkum etmiş. Ha, sen de sabretmişsin. Şimdi deseler sabır iyi bir şeydir. Ya hiç öyle bir şey olur mu? Ömür bu kadar kısayken sabır iyi bir şey olabilir mi? Tanrı mıyız biz? Sen ölümsüz müsün Cemil? Bak. Efendi Cemil. Sen de bu kadar sabır varken daha çok kaybedersin. Efendi Cemil, İstanbul ister misin? Siz münasip gördükten sonra... Gördüm bile. Her zaman yanınızdayım Efendi Akbar. Zeki adamın hali bir başka oluyor. Yalnız Miloş kolay bir lokma değildir. Ama her insanın bir zaafı vardır Efendi Cemil. Miloş'un da zaafı kızı. Leyla'yı yıllarca gizledi bizden. Zavallı kız. Miloş'un babası olduğunu bile bilmiyordu. Miloş'u yok etmek için Leyla'yı yok edeceğiz. Ama önce... Bıçak Ali'yi mahvedeceğiz. Ona öyle şeyler yapacağım ki... Kadıyı ne yaptınız? Konuştu mu? Konuşturamadık ama konuşturacağız. Âlâ. Adaletin içine sızmış bu melunları temizlemek mühim Mustafa. Lütfü Paşa meselesi ne oldu? Maalesef yarım kalmış durumda. O iş bu gece bitsin. Benim yaver Galata taraflarında bir eğlenceye gideceğini duymuş. Bizzat ben ilgileneceğim sultanım. Dikkatli ol Ali. Sıkı korunuyor. Evelallah sultanım. Ali, ibretlik olsun. Merak buyurmayın sultanım. Gereği neyse yapılacak. Yarın 15 ayrı baskın yapılacak. Devlete sızan adamlar tek tek yakalanacak. Daha evvel amca sultanımızın yakınındakiler, en üsttekiler yakalanmıştı. Şimdi kılcal damarlar temizlenecek. Bak Yevkar, geçen sefer gönderdiğin hatunların hepsini ağa gitmiş, vağa kalmış. Bu sefer böyle bir şey istemiyorum, anladın mı? Bu seferkiler tam size layık paşam. Siz hiç meraklanmayın. Güzel. Yorulduk be Yevkar. Sultan devirmek kolay iş mi, he? Bunlar Lütfü Paşa'nın peşini bırakmayacaklar. Paşa'yı koruyoruz, değil mi? Sen Lütfü'yü bırak paşa. Lütfü kendini korur. Biz ne yapacağız? Ona bakalım. Biz? Aç gözlerini paşa. Bak buraya yazıyorum. Mustafa ve takımını boğmazsak biz korunmaya ihtiyaç duyacağız.
Leyla, Zozan'ı o zehirledi. Kendi evinde. Evet. Eğer Leyla köstebek olsaydı ve bizi zehirleyecek olsaydı çoktan ölmüş olurduk Farah. Evet, aynen öyle olacaktı. Seni de beni de zehirleyecekti. Senin işin çıktı gelmedin, ben çorbayı içmedim. Ve subhanallah. Eminim. Yakında Osmanlı Teşkilatı'nın başına sen geçeceksin Efendi Cemil. Yalnız her söylediğimi harfiyen yerine getireceksin. Emredersiniz. Hata kabul etmiyorum Efendi Cemil. Bilirim Bekri. Hayırdır? Perişan vaziyetteyim. Çok fenayım. Çok. Leyla nerede? Biricik. Prensesimin yanına gitti sanırsam. Nereye? Oraya. Leyla orayı nereden biliyor? Ben bir şey söylemedim.